ile kabul edilmiştir. Evet, soru önergesi kaldı mı değerli arkadaşlar? Evet, soru önergesi kısmını tamamladık. Şimdi grup başkan vekillerimizi kürsüye davet edeceğiz. Ben önce Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Volkan Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sayın Başkanım. Ses. Ses. Sayın Başkanım, çok kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, aziz İstanbullular, hepinizi en iyi dileklerimle, en kalbi duygularımla, muhabbetlerimle selamlıyorum. Meclisinde alacağımız kararların hayırlı olmasını temenni ederek Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Ekim ayının içerisindeki önemli günleri, haftaları belirtmek, yine kıymetli isimleri anmak, yine İstanbul'umuzun problemlerini, dertlerini anlatmak, anlamak, değerlendirmek, tespitler yapmak ve eleştiriler yapmak adına söz almış bulunuyorum. Demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcileri, en yakın çalışma arkadaşımız olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum. Yine 1968'den beri din, dil, ırk ayrımı yapmadan tüm mazlum milletlere Türk milletinin yardım elini uzatan Türk Kızılay'ını tebrik ediyor. Kızılay Haftası'nı da kutluyorum. Değerli arkadaşlar, kıymetli İstanbullular, 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu. İstanbul tüm zamanlarda dünyanın baş şehri, medeniyetlerin merkezi olmuştur. Bundan tam 100 yıl önce işgal edilen İstanbul'umuz 4 Ekim 1923 tarihinde düşman işgalinden kurtularak egemenliğine yeniden kavuşmuştur. Şanlı tarihimizi yansıtan şehit ve gazilerimizin emaneti olan böyle görkemli bir şehirde görev yapıyor olmak hepimiz için bir gurur kaynağı taşırken ayrıca çok ciddi sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Gazi Meclisimizin çatısı altında bu salonu varlıklarıyla şereflendiren tüm meclis üyesi arkadaşlarımın fetih ruhunu da kurtuluş ruhunu da idrak ederek bu aziz şehre hizmet etmeleri gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İşte İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm ve şehit ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad etmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, 27 Eylül 2020 tarihinde uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak onları ihlal ederek füzelerle Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan, sivil ve masum soydaşlarımızı hedef alarak insanlık suçu işlemiştir. Ermenistan devleti zulüm saçan yüzünü bir kez daha göstermiştir. Çatışmaların 14. gününde ateşkes ilan edilmesine rağmen Azerbaycan'a Ermenistan tarafından Gence şehrine füzeler atılıp sivil halkın üzerine bombalar yağmaya devam edilmiştir. Bilinmelidir ki Türk milleti her şartta Azerbaycan'ın yanında olmuştur. Tüm gücüyle de olmaya devam edecektir. Unutulmasın ki Dağlık Karabağ Türk'tür. Türklüğün öz yurdu vazgeçilmez hakkıdır. Bu vesileyle 18 Ekim 1991 tarihinde yeniden bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutluyor. Dağlık Karabağ'daki mücadelesinin sonuna kadar yanlarında olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Aziz İstanbullular, değerli meclis üyeleri, Türk milleti bu günlere kolay kolay gelmemiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında topraklarımıza göz diken,
ve fiilen işgal eden düşmanlara karşı milletimizin nasıl bir kurtuluş savaşı gösterdiği unutulmamalıdır. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan milli mücadele çetin şartlar altında tamamlanarak zaferle taçlandırılmıştır. Harap ve bitap düşmüş bir milletin yeniden doğuşu cümle aleme ilan ve ispat edilmiştir. 97. yılını kutladığımız Cumhuriyet, istiklalimizin temeli, istikbalimizin de teminatıdır. Yeniden dirilişin adı, şanlı mücadelenin de taşlanışıdır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kurucu kahramanları bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum. Değerli arkadaşlar, öncelikle Hatay, Kahramanmaraş ve Trabzon'da meydana gelen yangınlardan dolayı tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yapılan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Türk milletinin birliğini, beraberliğini ve huzurunu bozmaya kimsenin de gücü yetmeyecek diyorum. Evet, bu ay içerisinde kaybettiğimiz değerler var. Onlardan birisi Bosna Hersek mücadelesi için, Balkan Türklüğü için mücadele etmiş Bilge Kral Ali Yezet Begoviç. Kendisini rahmetle, şükranla yad etmek istiyorum. Atatürk'ün fikirlerimin babası dediği büyük sosyolog, kültür adamı, dava insanı, vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan diyen Ziya Gökalp'i de ölümünün 96. yıl dönümünde rahmetle, şükranla yad etmek istiyorum. Evet, kaybettiğimiz değerler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin, İstaç'ımızın genel müdürü Mustafa Canlı ağabey de var. Bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane Belediye Başkanlığı, bir dönem 25. dönem milletvekilliği, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilliği yapmış. Halihazırda da İstaç Genel Müdürlüğü görevindeyken Covid-19'a yenik düşen Mustafa Canlı'yı rahmetle anıyorum. Kederli ailesine de başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, biz Silivri Meclisi'nde Mustafa Canlı'nın isminin yaşaması için bir sokağa isminin verilmesiyle ilgili bir meclis kararı almıştık. Sayın Başkanım, ben buradan meclis üyesi arkadaşlarıma şöyle bir seslenişte bulunmak istiyorum. Silivri'de bulunan Seymen Katı Atık Depolama Merkezi, İstaç'a bağlı olan bu depolama merkezinin adının veya İstaç'ın bir kuruluşunun üzerinde isminin, Mustafa Canlı isminin yaşaması için meclis üyelerimizin gereğini yapacağına da inanarak bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, biz Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak söz aldığımda bu kürsüden genel meseleler, genel politikalar dışında İstanbul'un problemlerini, hemşerilerimizin dertlerinin, kederlerinin konuşulduğu kürsü olmasını istiyorum bu kürsünün. Ona da özen gösteriyorum. Onun için İstanbul'la ilgili tespit, değerlendirme ve eleştirilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 4 Ekim hayvan hakları koruma günüydü. Evet, burada belediye başkanlarımız var, meclis üyelerimiz var. Esasında bir öz eleştiri yaparsak ne ilçe belediyeleri ne büyükşehir belediyesi hayvan hakları koruma noktasında istenilen düzeyde değil. Ben Silivri Meclisi'nde yaptığım konuşmada ne hayvansever arkadaşlarımıza, yani emeğini, nakdini, bütün çabasını hayvanseverlik adına adayanlar arkadaşlarımıza da yaranamıyoruz. Ama halisane duygularla köpekten, kediden korkan yaşlılarımıza, çocuklarımıza, ebeveynlerimize de yaranamıyoruz dedim. Şimdi bizim esasında ilçe belediyesi olarak hayvan barınağı, hayvan rehabilitasyon merkezi olmayan ilçe belediye başkanlarına da sesleniyorum. Acilen tüm ilçelerin hayvan barınaklarını, hayvan rehabilitasyon merkezlerini hayata geçirmesi lazım. Büyükşehirle ilçe belediyelerin bu rehabilitasyon merkezlerinde görev çatışmaları var veya mükerrer yaptıkları işler var. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda ilçe belediyesiyle bir toplantı yapıp daha verimli çalışma adına, daha efektif çalışma adına yetkilerin, görevlerin yeniden tanımlandığı ama Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 bütçesine bu konuyla ilgili bütçe koyarak doğal yaşam hayvan parklarını
artık İstanbul'a kazandırması gerektiğini istiyoruz. Bunun da takipçisi olacağımıza, bütçede buna pay ayrılıp ayrılmaması noktasında da takipçisi olacağını şimdiden söylemek istiyorum. Bir de biz diyorum ya her seferinde çeperdeki dezavantajlı İstanbul'un kıyısındaki ilçelerin sözcülüğünü de yapıyoruz. Şile'nin, Büyükçekmece'nin, Çatalca'nın, Silivri'nin, Allah aşkına İstanbul merkezindeki sokak hayvanlarını kamyonlara doldurup Silivri'ye, Büyükçekmece'ye, Çatalca'ya, Şile'ye atmayın arkadaşlar. Bunu sizden hasreten istirham ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Pandemi dolayısıyla gıdanın bir kez daha öneminin arttığı, yalnız ve yalnız globalleşmenin bitse bile tek ihtiyacın gıda olduğundan hareketle İstanbul'un gıda ve hayvancılık üssü olacak alanlarına, Çatalca'ya, Silivri'ye, Şile'ye, Eyüp'e, Arnavutköy'e, Büyükçekmece'ye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarım, hayvancılık, seracılık, süs bitkili, kesme çiçekçilik noktasında bütçe ayırıp destek olmasını istiyoruz. Bakın, fide dağıtıldı, teşekkür ettik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, ama alım garantisi yapılacağı söylenip o ürünler tarlada kaldığı zaman da eleştirimizi yaptık, şikayet ettik. Biz İstanbul Belediyesi'nin, Park Bahçeler Müdürlüğü'nün bütün süs bitkilerinin, bütün çiçeklerinin İstanbul'un çeperindeki ilçelerden karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Gelin hem istihdam, hem iş, hem aç diyelim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak buralara yatırımlar yapalım. İstanbul'umuzun bir diğer konusu da daha önceki AK Parti döneminde marka olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir marka değeri, Mezarlıklar Müdürlüğü. Gerçekten yaptığı hizmetler insanların en acılı döneminde insanların, vatandaşlarının yanında olma arzusu. Bakın, Mezarlıklar Müdürlüğü aynı hassasiyetle çalışmaya devam etse de önünde çok büyük bir problem var. İstanbul'da yeni mezarlıkların yapılması, yeni mezarlıklar için kamulaştırılmasının veya yer tahsislerinin yapılması gerekiyor. Bakın, İstanbul Selimpaşa Mahallesi'nde 20 bin kişi yaşıyor. Selimpaşa'da hayatını kaybeden bir vatandaş şu an Selimpaşa'da doğup büyüdüğü mezarlığa defnedilemiyor. O köyde 85 yıldır yaşayan insanlar yer olmadığı için başka mahallelerdeki mezarlıklara gömülüyorlar. Onun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir projeksiyon dahilinde yine bir bütçeleme yaparak mezarlıklarla ilgili yapması gerekenlerinin takipçisi olacağımıza, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuyu takip edeceğimizi de buradan bildirmek istiyorum. Yine her zaman hanımefendiler diyen, anneler diyen, çocuklar, gençler diyen bir belediye başkanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin okul öncesi eğitime, annelerin sosyalleşmesine ve annelerin iş gücüne katılması için ortaya koyduğu iradeyi tebrik ediyor. Açılan kreşler vesilesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Lakin bu kreşlerin, bu yapılan kreşlerin şehit ve gazi ailesinin birincileri yakınlarına ücretsiz durumu, bakın tekrar söylüyorum, durumu olmayan ailelere, özellikle asgari ücretle çalışan annelerin çocuklarına indirimli, hatta ücretsiz yapılması noktasında da bu işin takipçisi olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Yani siz kreş yaptık diyeceksiniz, teşekkür edeceğiz, ama özel kreşlerin fiyatında çocuklarımızı orada konuk edeceksiniz, onlara okul öncesi eğitim vereceksiniz. Ben bu yapılan hizmetlerin sosyal amaçlı olmasını, sosyal hayatın içerisine anneleri katmasını, dar gelirli anneleri iş gücüne katmasını istiyorum. Yani sosyal belediyeciliğin gereği de budur. Yine Seymen Katı Atık Depolama Merkezi'nin içerisinde Enerji AŞ'mizin yapmış olduğu bir tesis var. Projesi AK Parti döneminde çizilen, yapımına başlanan ve bu meclisteki görev alan arkadaşlarımız tarafından da kredilenen ve şu anda bitirilip elektrik üretilen Enerji AŞ'nin çöp gazından elektrik üreten tesisi içinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bir de en son, ulaşım esasında bu pandemi döneminde en çok yara alan, en çok zarar eden
ve ulaşımla iştigal eden esnafımızın en çok zarar ettiği günlerdi bu pandemi günleri. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 212 taksicimizin Şile, Silivri, Çatalca'daki taksimizi, kırmızı taksiyi sarıya çevirdik, bir problemi çözdük. Halk otobüsü problemini çözdük, tek tip taşımacılığa geçtik, kilometreye bazlı. Ama unuttuğumuz bir konu var, minibüsçüler arkadaşlar. Bakın, özellikle yine Taşra'da minibüsçü esnafının durumu çok zor. Kontak kapatma noktasına geldi. Silivri'ye Gümüşyaka'nın, Çanta'nın, Danamandıra'nın uzaklığı 30 kilometrenin üzerinde. 30 kilometre ileriden ayakta yolcu almayan bir minibüsün geldiğini düşünün. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oralara İETT seferleri var. Bundan rahatsız değiliz. Bakın 3.75 liraya gidiyor İETT o köylere. Tabii ki ucuza taşıyacağız vatandaşlarımızı ama minibüs tarifesi 7 lira. Peki minibüsçi esnafı nasıl ayakta duracak? Onun için ben bu saatten sonra ne otobüsçüyüm ne taksici. Ben bu saatten sonra minibüsçüyüm arkadaşlar. Minibüsçülerin problemleri çözülene kadar bu ulaşım paydaşı olan minibüsçülere İstanbul Büyükşehir bünyesinde bir çözüm bulanana kadar da minibüsçülerin haklarını, hukuklarını buradan savunmaya devam edeceğim. Son olarak Tarık Bey geldi. Tarık Bey'e de bir iki kelam edeyim. Beltur, bakın arkadaşlar, sosyal belediyecilik, sosyalizm, bunlar esasında kolay söylenebilen, hamasi nutuklarda yer bulabilen kavramlar. Ama bunu hayatın içerisine sokmaya gelince, yerel yönetimin içine sokmaya gelince çok zorlanırsınız. İşte sizin tıkandığınız konu da bu Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ben İstanbul'da bütün mağazaların, bütün markaların isimlerinin Türkçe olmasını isterken, bir Silivri Belediyesi'nde yeni ruhsat verirken İngilizce veya başka bir dilde yabancı karakterlerin olduğu işletmelere ruhsat vermiyoruz. Vermeyeceğiz de. Ama biraz önce siz shopping shop dediniz Tarık Bey. Tam olarak ne demek shopping shop? Sistemin ismi o. Peki bu sistemin Türkçe karşılığı yok mu shopping shop'un? Bulamadınız. Bulamadınız. Yani bakın, Beltur özelleşmemeli. Beltur'un içerisine, ben de senin gibi konuşayım, cornerlar, o zaman öyle anlaşalım seninle, ben de İngilizce konuşayım, olmamalı. Yani köşelere başka markalar, başka özel şirketler girmemeli. Beltur sosyal hizmet yapmalı. Çayın 1 lira, kahvenin 3 liraya satıldığı kafeteryalar, sosyal tesisler olmalı oralar. Halkın olmalı. Bakın, halkın bütününü de kapsamalı. Ben o biraz önce söylenen kavramlara girmeden bütün İstanbulluyu kapsayacak, bütün İstanbul'un rahatça girip çıkabileceği sosyal tesisler olması gerektiğine inanıyorum. Onun için biz dünyayı Türkçe bakıp Türkçe okumaya devam edeceğiz. Yüce Meclisi en kalbi duygularımla, en sevgi dolu duygularımla selamlıyorum. Hepinize Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Evet, ben Milliyetçi Hareket Partisi adına Grup Başkan Vekili Sayın Volkan Yılmaz'a konuşmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Şimdi İYİ Parti...